Bir dip gaz yapıyorum şu an. Evet, araba gidiyor, vallahi gidiyor. Araba gidiyor. Benim aracım kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, sizler için yeni bir araç bulduk. Bu aracın tanıtımını yapacağız. Aracımız 2003 model Golf 1.6 Primeline olarak geçiyor. Hemen aracımıza geçelim bakalım aracımızın özellikleri nelermiş. Aracın özelliklerine geçmeden önce arkadaşlar, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Daha güzel videolar için, bu gibi içerikler için bizleri teşvik edecektir. Şimdi aracımızın özelliklerine geçelim. Video başında da söylediğimiz gibi aracımız 2003 model bir Golf Primeline olarak geçiyor. Araç göründüğü gibi 2003 olmasına rağmen gayet diri bir araç. Zaten ben şahsen kendi adıma söylemek istiyorum. Golf'ün kasası benim çok hoşuma gidiyor. Yani eski kasası da olsa, yeni kasası da olsa çok hoşuma gidiyor. Arka bagajı gördüğünüz gibi tutamakla açtık. Açma tutamağı var. Ve arkadaşlar, Adana'da olmazsa olmaz bagajı görüyorsunuz. Full dolu. Evet. Burada ilk yardım çantası var ve mangal görüyorsunuz. Bir Adanalı olarak mangallar ve gördüğünüz gibi odunumuz, ızgaramız her zaman oluyor. Tabii ki benim aracımda da var aynısı. Bu arkadaşımızın aracı da dolu. Evet, bagaj tutamağı var arkadaşlar, kapatmak için. Gördüğünüz gibi hem sağda hem solda olmak üzere. Bu tabii ki güzel bir detay. Bunu çekip bagajı indirebiliyoruz. Bu dediğimiz gibi güzel bir detay. Evet arkadaşlar, bagajımızı kapatalım. Aracımıza şöyle geniş geniş bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gayet temiz bir araç. Aracımızın kapı hissiyatlarına bir bakalım arkadaşlar. Kapı sesi önemli. Gördüğünüz gibi gayet güzel kapanıyor. O kapı hissiyat, o kapanma sesi, bazı arkadaşlarımız bunu seviyor, bunu biliyorum. Ben de o kapının kapanış, o tok sesini seviyorum. Zaten orada da bir anlayabiliyorsunuz aracın ne kadar dayanıklı ya da ne kadar sağlam olduğunu. Görüyorsunuz arkadaşlar aracımızın içini. Bu araçta cam filmleri çok dikkatimi çekti. Cam filmi çok koyu arkadaşlar. Bu biraz bende dezavantaj yarattı. Zaten ön cam ile yan camı görüyorsunuz. Aracımız otomatik, tabii ki onu söylememiştik. Onu da söylemiş olduk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz camı. Camlar gerçekten çok koyu. Bu tür cam filmleri gece özellikle yağışlı havalarda sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Aracımızın arkadaşlar burası çok hoşuma gitti. Küçük bir hoparlör var. Bu da Golf'e özel mi? Bu durumu bilen varsa lütfen yazarsa sevinirim. Evet arkadaşlar, aracımızın bir de göğsüne bakalım. Buradan gördüğünüz gibi gayet temiz kullanılmış bir araç. Sizler de görüyorsunuz. Şehir içi yakıt tüketime baktığımızda arkadaşlar 9.9 litre olarak görünüyor. Şehir dışı tüketimi 5.6 litre 100 km'de. Ortalama tüketim ise 7.2 olarak görünüyor. Yakıt tipi benzin ama bizim aracımızda LPG deposunu gördünüz. LPG şu an var aracımızda, zaten sürekli LPG'de kullanılıyor. Kapı döşemelerine baktığımız zaman bütün arabadaki gibi üst biraz sert, alt daha yumuşak. 4 cam otomatik olduğunu buradan görüyoruz. Kapıları otomatik olarak kilitleyebiliyoruz. Arabamızın göğsüne baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz, çok da yıpranmamış bir araba. Zaten şu an bu aracı tek el kullanıyor. Yani bir kişi kullanıyor. Çok da hani elde olan bir araba değil. Farları görüyorsunuz arkadaşlar. Far ayarlarını yaptığımız bölge burası. Burası da arkadaşlar aynaları yönlendirme, yani ön aynaların açısını ayarlamaya yarayan düğme tabii ki. Aracın uzunluk ve ağırlığından hiç bahsetmedik. Ondan bahsedelim. Uzunluk arkadaşlar 4204, genişlik 1759, yükseklik ise 1485 olarak veriler var. Tabii ki baktığımız zaman ağırlık ise 1208 kilogram olarak görünüyor. Tabii ki bunun bagajından açtık gösterdik ama söylemedik kapasitesini. 350 litre olarak da bagaj hacmini görüyoruz. Evet, saklama bölgelerinde gördük arkadaşlar. Bir tane orada var, bir tane de burada var. Aslında bunlar çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bazı bölgeleri kapatıyor. Yani kapaklı olması çok güzel. Bir araçta görmüştüm. Telefonu bile oraya koyabiliyorsun.
Evet arkadaşlar, eski kaset çalar gördük, orijinalini ve üstüne de hemen bir tane kaset çalar takılmış. Her şeyin orijinali güzeldir ama teknoloji ilerliyor. İnsanlar farklı cihazlar takıyor. Burası arkadaşlar lambaları, aydınlatma lambalarını gördük. Döşemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burada bir kılıf var. Orijinal döşemesi değil bu. Her şeyin tabii ki orijinal daha güzel ama zaman zaman bazı şeyler gerekiyor. Evet arkadaşlar, yan camı görüyorsunuz ne kadar koyu. Ön cama baktığımız zaman ne kadar parlak. Evet, cam filmi gerçekten sıkıntı aslında. Gece olduğunda bunun dezavantajını yaşıyoruz. Arkadaşlar aracımızı bir çalıştıralım, bakalım nasıl çalışıyor. Çalışma sesini de hissiyatını da hep beraber görelim. Otomatik bir araç biliyoruz. Hemen bir çalıştırma yapalım, bakalım vites kontrolümüzü yaptık. Ve çalıştırıyoruz. Evet. Kapıları hemen kilitledi, güzel bir şey. Aracımız tek marşta aldı, zaten ısınık bir motordu. Şimdi bir de hızlanma yapalım, bakalım aracımız nasıl gidiyor, nasıl hızlanıyor. Sizler de bu aracı kullandıysanız, bu araç hakkında bilgileriniz var ise lütfen yazın yorumlara. Zaten destek amaçlı bir şeyler yazmanızı istiyorum her zaman. Hemen şöyle bir R'yi alalım önümüzde. Kendi aracıma arka kamerası olduğu için buna da kamera arıyorum ama tabii ki bu araçta kamera yok, bunu biliyoruz. Hemen şöyle bir D'deyiz. Evet arkadaşlar, aracımızı şöyle bir sürelim. Kusura bakmayın, tam kameraya bakmayacağım. Aracımızda bir hızlanma yaparız. Evet, güzel araba. Ben zaten Golf'ü çok beğeniyorum. Özellikle yapısı olarak, kasa olarak çok beğeniyorum. Güzel bir araba. Hissiyatlarım gerçekten çok güzel. İnsan kendini daha rahat hissediyor. Yani bu model bir araba için gayet güzel. Dediğim gibi zaten otomatik arabayı her zaman beğeniyoruz. Evet, yolumuz boş. Şurada bir hızlanma yapalım. Bir dip gaz yapıyorum şu an. Evet, araba gidiyor, vallahi gidiyor. Araba gidiyor. Ya ben gerçekten, ya sokak arabası burası biraz. Çok da hani böyle dip gaz falan yapmaya yer yok ama sizin için yaptık arkadaşlar. Ya işte hızlanıyor araba. 1.6 motor, zaten güçlü bir motoru var. Arkadaşlar araç hakkında çok fazla teknik bilgiye girmeyeceğim. Zaten biliyorsunuz benim hani çok fazla teknik bilgim yok. Kendi aracımla da aynı şeyleri söylüyorum. Yani içerik olsun diye bu araçta da böyle bir video çekeceğiz. Dediğimiz gibi eşimizin, dostumuzun arabaları bunlar. Ama tabii ki sizlerin vereceği destekle, yani destek dediğim şu arkadaşlar, videolarımı izleyeceksiniz. Beğeneceksiniz. Bu şekilde bana destek yapacaksınız. Ben de daha güzel videolar için kendimi daha çok geliştireceğim. Teşvik olacağım. Her zaman diyorum ya, teşvik etmek için yapmam bir şeyler diye. Evet, buralar biraz ara sokaklar olduğu için temkinliyim. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Yani milyonlarca YouTube'da milyonlarca takipçisi, abonesi olanlar da söylüyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Ben de aynısını söylüyorum. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. 16.500 aboneye geçtik. 17.000 aboneye gidiyoruz. Short videolar sayesinde gerçekten çok fazla kitleye ulaşmış durumdayız. Hedefimiz tabii ki 100.000 olur mu? Niye olmasın? Sizlerin desteğiyle tabii ki olacağına ben inanıyorum. Tabii ki her zaman böyle kalmayacağız. Daha güzel, daha iyi videolar çekeceğiz. Bakalım sağlık durumlarımız daha iyi olursa daha iyi videolar gelecektir. Umarım, inşallah gelir yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere.